Diyarbakır'ın tarihi sokaklarında yürürken etrafınızı saran daracık taş yollar ve yüksek duvarların ardında gizlenen eski evler arasında zamanın durduğunu hissedebilirsiniz. Her köşesi tarih kokan bu şehirde yerel halk arasında dilden dile dolaşan tüyler ürpertici bir hikaye vardır. Cinlerin lanetlediği hamam. Bir gün yakın arkadaşı Ahmet'le birlikte bu hikayenin izini sürmeye karar verdik. Ahmet'in dedesinden dinlediğimiz bu hamamın öyküsü bizi hem meraklandırmış hem de ürkütmüştü. Ahmet'in dedesi gençliğinde bu hamamın içine girdiğini ve bir daha oradan çıkamayanların öykülerini anlatırken sesindeki titreme bizi daha da fazla etkilemişti. Akşam karanlığı çökerken elimizde bir fener ve içimizi ıstan cesaretle Hamamın yolunu tuttuk. Dar sokaklardan geçerek sonunda kimsenin gitmeye cesaret edemediği o eski, yıkık dökük yapıya ulaştık. Hamamın kapısı paslanmış demirden yapılmıştı ve uzun zamandır kullanılmadığı belliydi. Kapının üstündeki Arapça yazılar tarihin derinliklerinden gelen bir uyarı gibi parlıyordu. Bismillah diyerek içeri adımımızı attık. Hamamın içine girer girmez soğuk ve nemli bir hava yüzümüze çarptı. İçerisi tamamen karanlıktı. Sadece fenerimizin zayıf ışığıyla yolumuzu bulabiliyorduk. Yavaşça ilerlerken duvarlardaki tuhaf semboller ve yazılar dikkatimi çekti. Ahmet de benim gibi bu garipliklerin farkındaydı ve her adımda biraz daha tedirgin oluyorduk. İçeride ilerledikçe hamamın farklı odalarını keşfetmeye başladık. Her odada başka bir hikaye gizli gibiydi. Bir odada yerde yatan eski, solmuş giysiler bulduk. Bir diğer odada ise kırık aynalar ve rutubetten şişmiş ahşap banklar vardı. Ancak en ürpertici olan en arka odada bulduğumuz büyük taş havuzdu. Havuzun kenarına yaklaştığımızda, suyun üzerindeki sis perdesi görüşümüzü kısıtlıyordu. Ahmet cebinden çıkardığı bir taş parçasını suya attı. Su, taşın düşmesiyle birlikte hafifçe dalgalandı ve biz bir an için derinliklerinde bir şeylerin hareket ettiğini hissettik. Tam o anda arkamızdan bir kapı gıcırtısı duyuldu ve ikimiz de irkilerek arkamıza döndük. Kapı kendi kendine kapanmıştı ve biz içeride mahsur kalmıştık. Panikleyerek kapıya koştuk ancak kapı sıkıca kilitlenmişti. İçeride yankılanan nefes alışverişlerimiz korkumuzu daha da artırdı. Tam bu esnada odanın köşesinden gelen fısıltıları duymaya başladık. Sanki birileri bizimle konuşuyordu ama sesler anlaşılmaz ve ürkütücüydü. İçimizdeki korkuya rağmen bir çıkış yolu bulmak zorundaydık. Ahmet feneriyle duvarları tararken ben de havuzun etrafını incelemeye başladım. Tam o anda havuzun suyu aniden hareketlenmeye başladı ve sanki bir el suyun altından bize doğru uzanıyormuş gibi göründü. Ahmet'le birbirimize bakarak bu lanetli yerden nasıl kurtulacağımızı düşünmeye başladık. Ancak hamamın laneti peşimizi bırakmaya niyetli değildi. Bu an, bizim için zamanın durduğu, korkunun her zerremize işlediği bir andı. Cinlerin lanetiyle yüzleştiğimizi anlamıştık ve buradan nasıl çıkacağımızı bilmiyorduk. Tek bildiğimiz, bu hamamın içine girip de çıkamayanların hikayelerinin gerçek olduğuydu. Korkunun soğuk eli bizi sıkıca kavramıştı. Hamamın içindeki fısıltılar giderek daha da yüksek sesle yankılanıyor ve anlam veremediğimiz cümleler beynimizde dönüp duruyordu. Ahmet titreyen elleriyle feneri sımsıkı tutarken bense hamamın karanlık köşelerinde bir çıkış yolu arıyordum. Ahmet'in titrek sesi karanlığı delip geçti. "Buradan çıkmamız lazım. Cinler bizi burada bırakmaz." dedi umutsuzluğumuza rağmen birbirimize destek olmak zorundaydık. Derin bir nefes alarak sakin kalmaya çalıştım. Bu lanetli yerden kurtulmak için bir plan yapmamız gerekiyordu. Hamamın her köşesini dikkatle incelemeye başladık. Duvarlarda tuhaf semboller ve eski yazıtlar vardı. Bir köşede eski ve yıpranmış bir kitabe dikkatimi çekti. Kitabeyi incelediğimde Arapça yazılarla dolu olduğunu fark ettim. Bu yazıların anlamını çözmek belki de buradan çıkmanın anahtarı olabilirdi. Ahmet'e seslendim. Bu yazıları okumanın bir yolunu bulmalıyız. Belki de buradan çıkmamıza yardım ederler. Ahmet de bu fikri kabul etti ve birlikte yazıları çözmeye çalıştık. Uzun uğraşlar sonucu yazıların bir kısmını anlamayı başardık. Ancak saf niyetlerle gelenler buradan kurtulabilir. Bu cümle bize umut verdi. Lanetin gerçek olduğunu kabul etmek ve buradan çıkmak için temiz bir kalple dua etmek zorundaydık. Ahmet'le birlikte diz çökerek ellerimizi açtık ve dua etmeye başladık. İçtenlikle buradan kurtulmak için Allah'a yalvardık. Dualarımızın bitiminde etrafımızdaki fısıltılar kesildi ve hamamın içinde derin bir sessizlik hakim oldu. Tam bu esnada hamamın duvarında gizli bir kapı açıldı. Bu gizli kapı bizi umuda götürebilirdi. Hemen kapıya doğru koştuk ve dikkatle açtık. İçeride dar bir koridor ve sonunda ışık görülebiliyordu. Işığa doğru ilerlerken her adımda kurtuluşa biraz daha yaklaştığımızı hissettik koridorun sonuna geldiğimizde büyük bir taş kapı ile karşılaştık. Bu kapıyı açmak için tüm gücümüzü kullandık ve sonunda kapı aralandı. Kapının diğer tarafında bizi serin bir gece havası karşıladı. Dışarı çıktığımızda Diyarbakır'ın yıldızlı gökyüzü altında derin bir nefes aldık. Nihayet lanetli hamamdan kurtulmuştuk. Ancak yaşadığımız bu dehşet verici deneyim Hayatımız boyunca aklımızdan çıkmayacaktı. Ahmet'le birbirimize baktık ve bu deneyimin bizi nasıl değiştirdiğini fark ettik. Artık sadece birer sıradan insan değildik, cinlerin lanetiyle yüzleşmiş ve hayatta kalmış iki cesur kişiydik. Bu deneyim bizi daha da yakınlaştırdı ve birlikte atlatamayacağımız hiçbir şey olmadığını kanıtladı. Hamamın laneti hikayemizin sonu değil Yeni bir başlangıcı olmuştu. Bu olaydan sonra Diyarbakır'ın diğer gizemli yerlerini keşfetmeye devam ettik. Her adımda yeni hikayeler ve maceralar bizi bekliyordu. Ancak hiçbir şey o lanetli hamamda yaşadıklarımız kadar derin bir iz bırakmayacaktı. Artık biliyorduk ki her hikayenin arkasında bir gerçek vardır ve cesaretle yüzleşmek bizi her zaman özgürlüğe götürecektir. Diyarbakır'ın sokaklarında yürürken bu hikayeyi hatırlayacak ve her adımda yeni maceralara atılmanın heyecanını yaşayacaktık. Sevgili arkadaşlar, bu hikayeyi dinlediğiniz ve beni takip etmeye devam ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer hikayeyi beğendiyseniz lütfen videomuza bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız Yeni hikayeler ve içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.